Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, dövizle borçlanarak emeklilik hakkında yeni gelişmeler var. Türkiye Gazetesi'nden yazar İsa Karakaş, gurbetçilerin artık Türkiye'de emekli olmak için müracaatta bulunmadıklarını ve mevcut düzenleme ile başvuru yapmadıklarını açıkladı. Peki Avrupa'da yaşayan gurbetçiler neden artık Türkiye'den emeklilik başvurusu yapmıyor? Yurt dışında yaşayan 6 milyonu aşkın vatandaşımızın yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yerleşmiş durumda hali hazırda. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olan 3 milyon kadar insanımızla birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 9 milyonluk bir kitleyi ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yurt dışı borçlanması uygulaması hali hazırda uygulaması devam ediyor. Ancak bir takım değişiklikler yapıldı. Gurbetçilerimizin yurt dışı borçlanması, yurt dışında geçen sürelerin Türkiye'de geçmiş sigortalılık süresi gibi değerlendirilmesi ve ülkemizden emekli olmalarını sağlayan bir hizmet borçlanma türü ve zira şu ana kadar her yıl Türkiye'ye çok sayıda yurt dışında yaşayan Türk başvuruda bulunuyordu. Ancak düzenlemelerden sonra başvuruların azaldığı görülüyor. Başlangıçta döviz kaynağı gibi algılanan yurt dışı borçlanması, gurbetçilerimizin ülkemizle bağını sürdürmesine ve aidiyet hislerini pekiştirici hayati öneme sahip ülkemize özgü bir uygulamaydı ve birçok Türk şu ana kadar bu uygulamadan faydalanmıştı. Sosyal güvenlik alanında gurbetçi işçilere yurt dışı borçlanma hakkı Türkiye'de ilk kez 30 Mayıs 1978 tarih ve 2147 sayılı kanunla verilmişti. Akabinde 22.05.1985 tarih 3201 sayılı yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanunla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den borçlanma uygulamasında köklü değişiklikler yapıldı. En son olaraksa bu değişiklik birçok gurbetçiyi olumsuz şekilde etkiledi. Yine en son olarak 19.07.2019 günü resmi gazetede yayımlanan gelir vergisi kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışı borçlanmasında köklü değişiklikler yapıldı ve maalesef bu değişiklikler yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aleyhine olacak şekilde yapıldı. Keza gurbetçilerin artık sosyal güvenlik tarihinin en yüksek prim oranlarını ödeyerek hizmet borçlanması yapmak zorunda kalacakları ve artık Bağkur dışında başka statüde emekli olmalarının zorlaştırıldığını belirtiyor bu kanun. Yani ciddi manada değişiklikler ve zorlamalar getirildi değerli izleyiciler. Belirtilen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa'da yaşayan, dünyada yaşayan Türk vatandaşların hizmet borçlanması ve dolayısıyla ülkemizden emekli olmaları güçleşti. Örneklerle bunu açıklayacağız ve sayılarla size göstereceğiz değerli izleyiciler. %89 oranında başvurular azaldı. Her yıl hizmet borçlanması yapan gurbetçilerimizin toplam sayısı 50 bin civarında bulunmaktadır. 2019 yılında toplam 54.147 gurbetçi yurt dışı hizmet borçlanması yapmışken bu sayı 2020 yılında 4.837 kişiye kadar düştü. Bu durumda %89'a yakın bir düşüş oldu yurt dışından dövizle borçlanarak emekli olmak isteyenlerin sayısında. Bu durum sadece Sosyal Güvenlik Kurumu açısından prim kaybı değil aynı zamanda Türkiye açısından gurbetçilerden gelen döviz akışının azalması anlamına da gelmektedir ve zira yeni bir düzenlemenin yapılması şart değerli izleyiciler. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu 5510 sayılı kanuna göre er veya er 5 olarak silah altında veya yedek subay olarak bu okulda geçen süreler, personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreler, doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler, avukatlık stajında geçen süreler, tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler, grev ve lockout'ta geçen süreler Türkiye'deki 4A, 4B ve 4C sigortalılarının doğumdan sonra geçen süreleri, ücretsiz doğum ya da analık izne sürelerinin borçlanması, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri ve seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden memurların bu boşta geçen süreleri borçlanarak emeklilikte kullanılabiliyordu. Ancak belirtmiş olduğumuz gibi bu kanunda ciddi değişiklikler yapıldı
ve özellikle prime esas kazançlarda yükseltmeler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si olarak belirlendi. Gurbetçilerin yurt dışı borçlanmalarında borçlanacak günlük tutarsa başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın %32'si civarındayken 2019 yılında yapılan değişiklikle, yürürlüğe giren değişiklikle bu %45'e çıkarıldı. Ve bu durumda da daha fazla prim ödenmesi gerekiyor ve daha düşük emekli maaşı alınacak değerli izleyiciler. 2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı karşısında belirtilen tüm yurt içi hizmet borçlanması hallerine ilişkin sürelerin borçlanılmasında, borçlanılacak her bir gün için tahakkük ettirilecek borç tutarının alt sınırı 38,16 TL, üst sınırı da 286,20 TL olarak hesaplandı. Gurbetçilerin yurt dışı hizmet süreleri için borçlanılacak her bir gün için tahakkük ettirilecek borç tutarı ise alt sınır için 53,66 TL, üst sınır için ise 402,47 TL esas olarak alınacak. Bu durum karşısında gurbetçiler hem yüksek maliyetler hem de sadece bağkur statüsünde daha çok prim ödeyerek düşük maaş almaları nedeniyle hizmet borçlanması ve emeklilikten vazgeçmektedirler. Zira Türkiye'deki asgari ücret her yıl Ocak ayında belirleniyor ve Türkiye'de de bu yıl Ocak ayında asgari ücrete %30-35 civarında bir artış öngörülüyor ve bu durumda da 2022 yılından sonra yurt dışı dövizle borçlanarak emekli olacakları için ödemesi gereken prim tutarları yaklaşık %30 civarında artacak. Emekli olmayı düşünenler varsa en azından 2021 yılı verilerine göre de yurt dışından dövizle borçlanarak emekli olabilirler. Türkiye'deki siyasal iktidarlar gerçekten son zamanlarda Avrupa'da yaşayan Türkleri unutmuş durumda. Biz de buradan siyasetçilere çağrıda bulunuyoruz. Özellikle finansal bilgi paylaşımı anlaşmasında birçok yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı mağdur olmuştu. En azından emeklilikle ilgili hakları konusunda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarının gözetilmesi gerekiyor. Ve yurt dışında çalışıp Türkiye'den emekli olmak isteyenler için daha ciddi kolaylıkların yapılması gerekiyor. Değerli izleyiciler, bir sonraki bilgi programında görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.